Türkiye pavyonundaki ölçü olarak mimarlık projesi, yenilenmiş bir çevre ve gezegen tahayyülü üzerine düşünmeye çalışan bir proje. Projenin çıkış noktası ise, tasarımın rolünü basitçe iklim değişikliği sorununa çözüm üretmeye indirgemek yerine, mimarlığı çevrenin yeniden tahayyül edildiği bir ölçü olarak düşünebilir miyiz sorusu. Proje ilk olarak mimarlığın çevre ve gezegene yönelik potansiyelini kendi gündelik iç işleyişlerine bakarak değerlendirmenin önemine vurgu yaparak başlıyor. Proje, bir enstalasyon, web yayını ve hikaye anlatımı aracılığıyla sunuluyor. Mimari inşanın ilk başta sıradan gibi görünen özelliklerinin ardındaki politikaya ve nüanslara bakıyoruz. Ve bu özellikleri de Türkiye sınırları içinde veya dışındaki maden çıkarım coğrafyaları, tedarik zincirleri, bakım ve onarım süreçleri gibi gezegeni ilgilendiren boyutlarıyla yan yana koyuyoruz. Thank you.
Serginin teorik açıdan çıkış noktası, yeni İngilizce olarak yayınlanan Architecture as Measure başlıklı kitabım. Kitapta mimarlık, dünyadaki yerimizi ve mimarlar olarak diğer disiplin ve çalışma alanlarının aktörlerle, bir tür olarak ise insandan öteyle olan ilişkimizdeki rolümüzü gözden geçirmemize yarayan bir ölçü olarak konumlandırılıyor. Arcelane'de yer alan 4 odalı enstalasyon, 4 Diorama adını taşıyor. Dioramalardan her biri, Türkiye'de geçen kurmaca bir hikayenin, belirli mizansenlerini, jenerik birer mimari zaada, sıradan ayrıntılarıyla canlandırıyor. Ziyaretçiler büyük bir mimari maket içindeymişçesine dioramalar arasında dolanabiliyor. Dioramalar mimari ve gezegensel, sıradan ve görkemli, gündelik ve mitik olanı karşı karşıya getirirken ön ve arka plan durmadan yer değiştirip ilişkilenmeye başlıyor. Dört diorama birden çok türün hayatta kalması ve dayanışması ile ilgili olan bir hikayenin bölümlerini tasvir ediyor. Türkiye'de gerçekleşen kurmaca bir geleceğin arkeolojisini anlatan bu hikaye, aynı zamanda günümüzün çevresel şaibelerini yansıtıyor. Taş Ocağı dioramasında çağlar boyu kaynak çıkarıldıktan sonra terk edilen bir mermer ocağı görülüyor. Karşımızda bir açık hava müzesine doğru bir manzara var ve antik zamanlara ait inşaatların çıkarım faaliyetlerine tanıklık ediyoruz. Hikayede geçen bu arkaik arazi, önceki yüzyıllardan çeşitli kalıntıların toplandığı bir koruma, onarım ve kültürel miras alanına dönüşmüş. Bol miktarda endüstriyel atık, Anadolu'nun farklı bölgelerindeki dağların şeklini alacak şekilde yontularak heykellere dönüşmüş. Bu yapay dağların etrafında ise barajlar ve nükleer santrallerin soğutma kuleleri gibi eskiden kalma birçok büyük ölçekli yapının modellerinin yanı sıra solar jeomühendislikten miras kalıntılar yer alıyor. Lojistik diyaraması pek çok farklı türün yeni bir ülkeye doğru çıktığı, muazzam göçün rotası üzerinde bulunan bir depo. Burada antik eserler ve sayısız insandan öte yerleşimci, hikayede geçen yeni arazilere yapacakları nihai yolculuğu bekliyor. Antik arazilerin acem ceylanı, yaban keçisi ve alageyik gibi nesli tükenmekte olan türleri yolculuğa hazırlanıyor. Bakım ve onarım diyaraması, binaların ve insandan öte yerleşimcilerin düzenli olarak ilgi ve bakım gördükleri yeni arazilerde yer alan bir onarım sahası. İlk yerleşenler olarak bilinen bu hayvan ve ağaçlar, dünyanın kurtuluşunu müjdeleyen bu yeni çağ ayak basmanın, paylaşımı ve birlikte yaşamı kutlamanın heyecanı içinde. İnşaat diyoraması, dünyanın gelecekteki yerleşimcilerini barındırmaya yönelik bir rekonstrüksiyon alanı.
İlk yerleşenlerin gelişinin üzerinden bakım ve onarımla geçen bir yüzyıl geride kalmış. Yeni araziler artık tarihi bir yer ve envai çeşitliğini türle dolu. Onlar da bölgenin yeni yerleşimcileri ve bakım verenleri. Uzakta eski arazilere dair insandan öte yaratımlar ve devasa karbon anıtları görülebiliyor. Bütün bunlar yeni arazilerin yeni mitolojilerine ve böylece geleceğe kaynaklık edecek. Sergi, enstalasyona ek olarak ana yayın platformu işlevi gören web sitesine uzanıyor. Evrak işleri, kesitler, söyleşiler ve yazılar olmak üzere çeşitli konu başlıklarına dört ana formatta odaklanan web sitesi, pavyonun küratöryal ekibi ve katkı sunan davetlilerden içerikler sunuyor. Bu içerikler ise Bienal süresince belirli aralıklarla yayınlanmaya devam edecek. Pavyondaki dioramalarda bu içeriklerin bir kısmı, hikayelerin mizansenlerinin birer parçası olarak sergileniyor. Dioramalara ek olarak pavyon mekanında yer alan İçindekiler isimli büyük bir masa, devam etmekte olan küratöryal çalışmalar hakkında fikir veren ve web sitesindeki bazı yayınlardan oluşan bir bölüm. Masadaki kare kodları sayesinde ziyaretçiler, web sitesindeki o güne kadar yayınlanmış ve Bienal boyunca da devam edecek olan ilgili içeriklere erişebiliyor. Bu bölüme hem küratöryal bir çalışma masası hem de sergi için başka bir giriş noktası diyebiliriz. Gündelik ve gezegensel arasındaki dolaşık ilişkiyi odağına alan ölçü olarak mimarlık, mimarlığın dünya ile olan ilişkisinde katkısız bir sanıktan öte daha aktif bir rol alarak konumlandığı başka bir rota öneriyor. Kısacası mimarlık için başka türlü bir içe bakış biçimi, dolayısıyla da başka türlü bir angajman kışkırtmayı arzuluyorum.